seyircilerimiz bir Ramazan'la daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan neşesi içimize doldu. Bizi bir araya getirdi ve bu güzel programı hazırlamamıza vesile oldu. Canım konuklarım bana sorularını soracaklar. Ben de onlara dilimin döndüğünce yanıtlar vermeye çalışacağım. Evet, onlar sormadan söyleyeyim. Sakız orucu bozar. Evet, hemen sorulara geçelim istiyorum. Hocam. Seninle başlayalım güzel arkadaşım. Benimle mi? Hoca bağı taktı ya. Hayır, ben göz göze de gelmedim. Bana niye soruyor ki? Ben ne soracağım ya? Hocam. Ay be. Nerede o eski Ramazanlar? Bu soru da sorulmasa zaten Ramazan'da başladı sayılmaz. Heh, doğru sormuş. O zaman ne diyelim? Nereye bıraktıysan oradadır. Bu da böyle bir şakaydı. Ramazan neşesi işte. Şöyle ki güzel kardeşim, eski Ramazanlar eskide kaldı. Bize düşense şimdiki Ramazanları güzelleştirmek ya, değil mi? Ne diyeyim ben şimdi? Evet hocam, doğru dediniz. Senin daha güzel bir sorun eminim bana vardır. Zira sen de o fikir ışığını görüyorum. Şimdi ne? Evet. Ramazan, oruç. Hocam. Şimdi biz orucu fakirlerin halinden anlamak için tutuyoruz. Peki, zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyız? Demek ben yanlış görmüşüm. Saatten parladı zar o ışık. Şöyle ki güzel kardeşim, fakirleri kuru kuru anlama. Onlara yardım et. Bak, o zaman zenginlerin en güzeli anlarsın. Gönül zenginini anlarsın. Normal zengin zor diyorsun yani. Evladım, senin soruların niye böyle garip? Ya hocam, ben ajanstan geldim. 50 lira bir de yarım ekmek bir şey vereceğiz dediler. Hayır, ben diyalogsuz geldim. Yani diyaloglar 100 alıyor. O zaman ben şimdi 100 mu alacağım anlamadım. 2 saattir ben konuşuyorum ya. Evet. Gerçek sorusu olan var mı? Evet güzel kardeşim. Hocam şimdi tepsiyi güzel yağlamışız. Tavuğu da temizlemişiz. İçine de pilavı koymuşuz. Etrafına soğanını, biberi, domatesini, patatesini güzel dizmişiz. Fırında 200 dereceye koymuşuz, yükseltmişiz. Tepsiyi vermişiz. Pişiyor tavuk. Sorun ne? Çok güzel olmaz mı hocam? Çok güzel olur da sorun ne? Hocam, Adana kebabını, buraya dikkat, hiç çiğnemesem, direkt bütün yutsam bozulur mu olmuş? Bozulur. Kebabı sıvı haline getirsek, serum olarak alsam. Allah'a bozulur. Bir yakın bir arkadaşım serpil cisimle kafama vursa, beynimin hafıza merkezine denk getirse, hafızamı benliğimi yitirsem, kaybetsem, öyle yesem orucum bozulur mu? Bozulmaz. Vur, vur! Lan muhterem, ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah, bırakın ya. Programın adı Ramazan neşesi mi, Tatar Ramazan mı? Güzel kardeşim, sen şu an açlığını biliyorum, düşünüyorsun ama düşünme. Biraz düşünme lütfen. Oruçta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Oruç zorla tutulmaz. Sağlık çok önemlidir. Bakın, tekrar ediyorum. Sağlık çok önemlidir. Bakın, teyzemize bakalım. Buraya kadar gelmiş. Hoş geldin teyzeciğim. Ayağına sağlık. Sağ ol canım, hoş bulduk. Buraya kadar geldiğine göre sağlıklı, sıhhatli birine senene benziyorsun evet. Sen. Şimdi yavrum, benim romatizmam var, siyatiğim var.
Kalbimde sıkıntılar var, mide fesadım var, bağırsak sendromum var. Ara ara kafam tutuyor, duymuyorum. Ara ara ölüyorum, geri geliyorum kendime. Benim küçük tansiyonum 19, büyük tansiyonum da 19. Şimdi yavrum, bu şartlarda benim sana sorum şu. Ben zahurda ne yiyeyim? Ya teyzeciğim, senin tansiyonun 19-19 berabere. Sen uzatmalara oynuyorsun artık ya. Öyle şey olmaz. Bakın az önce ne dedik? Zorlanmayacaksın. Sen zorlanmayı bırak. Resmen intihara teşebbüs ediyorsun. Sana oruç gelmez. Hadi tövbe de. Tövbe de al. Orucumu tutarım. Orucumu tutmazsam ölürüm ha. Asıl orucu tutarsan ölürsün teyzeciğim. Anladım tamam ya. Sen bana diyorsun ki iftarda önce bir çorbanı sonra bir dinle. Teyzeye ulaşılamıyor tamam, vallahi. Tamam. Ulaşamıyorum ben sana. Evet buradan yakınlarına seslenelim. Teyzeyi Ramazan'da gözlem altında tutalım. Ha tamam gözlemeyle aç diyor. Açarım tamam çok da sever. Ramazan neşesi devam ediyor. İnşallah güzel bir soru çıkacak. Hocam Ramazan arifesinde uçağa bindik. Devamlı batıya doğru gidiyoruz. Yani hep gecede kalıyoruz. Oruç tutmasak oluyor mu? Şöyle ki seyahat etme konusunda eğer gereksinimlerin varsa bu ev mecbursa o zaman ne yapacaksın? Seferi oluyorsun. Evet. O zaman oruç tutmak zorunda değilsin. Peki şunu soracağım. 6 ay gece olan bir yere gittik diyelim. Orada oruç tutmam gerekiyor mu? Mesela. Açık mı arıyorsun sen? Oruç tutmamak için açık mı arıyorsun sen? Peki aklıma bir şey daha geldi. Mars'a gittik, koloni kurduk. Ona hangi şeyi kerteriz alıp şey yapacağız, saati? İyi misin oğlum sen? Yani aklıma gelen sorular yani olmaz olmaz. Yani yani. Mars'a gitti. Koloni kurdum. Hı hı. Hangiyle göre saatimi ayarlayacağım diyorum iftarıma. Mars'a koloni kurdun. Evet. Bir tek iftar saati kaldı. He? Öyle mi? Kusura bakmayın ben biraz öfkelendim. Ramazan neşesine yakışmayacak bir hareketti. Hepinizden özür diliyorum. Annem. Evet. Sizinle devam edelim. Hoca bey, şimdi şöyle bir sorun var. Ya bizim mahallede bir çocuk var abi. Evet. Abi çocuk bildiğin bana yanık. Ve saçma yani. Sosyal medyada falan her yerden engelledi beni çocuk. Ama ve inkar ediyor bana yanık olduğunu. Ama benden hoşlandığını saklamak için yapıyor. Birkaç kere böyle kapısına gittim abi. Çaldım böyle kapısını, kapısından falan kovdu beni. Ama hoşlandığını saklamak için yapıyor. Ben bunu hissedebiliyorum. Kızım, hoşlanmak kelimesinin sözlük anlamını biliyor musun sen? Neyse abi. Bu böyle beni kıskandırmak için böyle bir tane kızla böyle sevgili olmuşlar ama kızı bir gör. Kız böyle saçma, böyle mendebur bir tipi var. Böyle saçları düz, böyle dudaklarının içine çaka çaka falan konuşuyor böyle, bildin mi? Bilmedim. Bir de bir zevksiz giyiniyor, bir zevksiz giyiniyor. Sorma. Onu sormayayım da şunu sorayım. Sen bu programa Ramazan'la ilgili sorular mı sormaya geldin? Yoksa içini dökmeye mi geldin? Zira bu sorduğun şeyin Ramazan'la hiçbir alakası yok. Ama çocuğun adı Ramazan. Ya Ramazan'la doğrudan ilişkisi var. Teknik olarak doğru. O zaman sor bakalım, belki bir yardımımız dokunur. Şimdi abi, bunu ya bana bağlanması için bana bir büyü söylemen gerek. Kızım, Harry Potter mıyım ben ya? Manyak mısın ya? Bakın, büyü yapmak da yaptırmak da günahtır. Öyledir tabii ki. Hem benim anladığım bu Ramazan denen çocuğun sana karşı bir ilgisi yok. Bende öyle bir kanaat oluştu, bilmiyorum. Abi ben sabahtan beri ne anlatıyorum burada? Boşuna mı konuşuyorum? Beni kıskandırmak için nişanlandı diyorum çocuğum. Ramazan, yavrum ben bütün şansımı denedim. Evet, son hanım kızım, belki de son umudumuz. Buyur bakalım. Hocam. Ramazan'da, iftarda sığısıyla süzme mercimek çorbası, tereyağlı pilav, vulu köfte ve güllaç yedim. Üzerine de
birazcık bastırması için maydanoz suyu içtim. O sırada birazcık midem guruldadı. Dolayısıyla maydanoz suyu bana dokunuyor mu? Bir tek maydanoz suyu dokunmuyordur, emin ol. Altı konuk, altı da sıfır. Bakın arkadaşlar, Ramazan'a bir yeme içme festival muamelesi yapmayın lütfen. Bir paylaşma ayıdır. Aynı sofrada bir araya gelip bir arada olma ayıdır. Nefsimizi köreltip başkalarını anlama ayıdır. Eğer siz de bu minvalde olaya yaklaşıp düşünürseniz... Topladın! İftar saati! İftar saati! Hocam o ekmeği nereden alıyorsun, yarımı? Yarım ekmek içeride mi? İçeride verirler. Evet, muhterem seyirciler. İftarın son 1-2 saati tabii insan sağlıklı düşünemiyor. Biz Ramazan neşemizi bulamadık şimdilik. Siz bulun istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.